Berna'm, gıda mühendisliği nedir? Gıda özellikle multidisipliner bir konu. Dünyada sadece sütte bulunan laktoz denilen süt şekeri bazı bünyelerde laktaz enziminin eksikliğinden ötürü laktozu parçalayamıyor bünye ve problem yaratabiliyor. Aklına ne gelirse Deküp'ten al sunar. Merhaba. Bir gezip geleceğiz ve ara sıcaklardan tanıdığınız ben Yaşım Demirtaş. Bir ilke imza atalım dedik. Bir gezip gelmeye geldiğimiz Urfa El Ruha Otel'de, ki bu da Urfa'nın eski isimlerinden biri. Çok güzel bir konuk bulduk. Onunla da güzel bir çekim yapalım dedik. Günümüzde popüler olan bir konuyla ilgili kendisiyle küçük bir sohbet yapacağız bu akşam. Berna Hocalar, hoş geldiniz. Evet, Berna Hanım, Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra yüksek lisans ve doktorasını süt ürünleri, değil mi? Yanlış söylemiyorum, üzerine doğru yaptı. 5 yıl boyunca gıda mühendisliği yaptı. En son da Ege Meslek Yüksekokulu'nda öğretim görevlisiydiniz. Doğru. Şimdi bugün gezerken pek çok şeyle karşılaştık. Eski zamanlardan gelen yiyecekler bile konunun içine girince biz de sizinle bir sohbet yapalım dedik. Şimdiden sürçülisan edersek affola. Değil mi? Böyle deyip başlayalım. Berna Hanım, gıda mühendisliği nedir? Kaç, ne kadar bir başlıkta toplanabilir? Tabii bu çok geniş bir yelpaze mutlaka. Ama küçük bir açıklamayla başlarsak sizden bir bilgi alalım. Tabii. Güzel bir rastlantıyla tanıştık bu değerli ekibinize. Ben teşekkür ederim seslenme fırsatı verdiğiniz için. Gıda mühendisliği, gıda özellikle multidisipliner bir konu. Her branşın elbette bu konuyla ilgili bilgisi var, söz söyleme hakkı var. Ama gıda mühendisi dediğimizde fabrikaya ham maddenin girişinden itibaren bütün proseslerin denetlenmesi ve ham maddeden kaliteli bir ürün oluşturana kadar geçen süreçlerin kontrol edilmesi, evet, denetlenmesi ve fabrikadan kaliteli bir mamulün çıkarılmasına hizmet eden bir meslek grubudur. Meslekler arası ilişkilere ve mesleklerin özelliklerine saygı duyulmasını hep vurgulayan ve buna inanan bir kişiyim. Ham maddeden, tarladan fabrikaya gelene kadarki süreç bence ziraat mühendislerinin işi. Biz oraya çok müdahale edemiyoruz. Ama ve lakin fabrikaya gelen ham maddenin kaliteli olması bizim için çok önemli. Çünkü gıdada önemli olan şudur: kalitesiz bir ham maddeden hiçbir şekilde kaliteli bir ürün elde edemezsiniz. Evet. O nedenle elbette tarladan ürünün olgunluğu veya sütten bugün söz edeceğiz, süt hayvanının sağlığı, evet, kullanılan ekipmanların hijyenik olması, bunların da önlemlerini alabiliriz. Ama daha çok o kısım bizi ilgilendirmiyor. Biz fabrikaya gelen ham maddenin kaliteli olması, oradan itibaren de kaliteli bir ürün haline dönüştürülüp fabrikayı terk etmesine kadar geçen süreçten sorumluyuz. Peki süt bugünkü konumuz. Sütün önemiyle ilgili ne söyleyebilirsiniz? Çünkü sosyal medyada özellikle çok farklı yorumlar var sütle ilgili. Hatta işte sütün aslında çok da yararlı bir besin olmadığına kadar giden yorumlar var. Bununla ilgili ne diyebilirsiniz? Benim sütle ilgili her zaman öğrencilerime başlangıç cümlem şöyle olur: dünyada hiçbir ürün yok ki başlı başına, tek başına onunla beslendiğimiz takdirde büyüyelim, gelişelim, boyumuz uzasın, aklımızda gelişsin. İsterseniz sadece etle beslenin, isterseniz sadece karbonhidrat veya sadece meyve, hiçbiri sizi tam anlamıyla geliştirecek niteliğe sahip değildir. Dünya üzerinde sadece süt insanın büyümesi, gelişmesi için gerekli ve yeterli besin öğelerini dengeli ve yeterli oranda içeren yegane gıda maddesidir.
Buna verebileceğimiz en güzel örnek insan yavrusunun anne sütüyle başka hiçbir gıdaya gereksinim duymadan 3 ay, 6 ay, 9 ay hatta sonra ek besinlere geçiyor. Sadece anne sütüyle gelişmesi, büyümesi, bebeğin boyu uzuyor, kilo alıyor ve buna muktedir olan şey anne sütü. Elbette anne sütüyle sadece hayatımızı idame etmemiz mümkün olmuyor. O sütün yerini ikame edecek genelde inek sütü olmak üzere en yaygın koyun sütü, manda sütü, hatta son dönemlerde keçi sütü olmak üzere sütün özelliklerinden, besin değerinden yararlanmak üzere süt hayvanlarına müracaat ediyoruz. Çünkü hayvan sütlerinde de bileşimde protein, yağ, karbonhidrat, su, mineraller ve vitaminler yeterli ve dengeli oranda insana nüfuz ediyor tükettiğimiz takdirde. Sütün son zamanlarda üzerine yapılan bir takım haklısınız spekülasyonlar var. Bunların son derece yanlış değerlendirmelerle yönlendirildiğine inananlardanım. Örneğin süt içiyorum, şişkinlik yapıyor, sindirim sistemim rahatsız oluyor. Evet, böyle bir gerçek var. Çünkü sütte bulunan ve dünyada sadece sütte bulunan laktoz denilen süt şekeri bazı bünyelerde laktaz enziminin eksikliğinden ötürü laktozu parçalayan bünye ve problem yaratabiliyor. Ama sadece buna istinaden sütü karalamak bana son derece yanlış geliyor. Buna binaen de gıda endüstrisi ne yaptı? Laktozsuz süt yaptı. Evet. Amaç neydi? Sütün diğer besin öğelerinden faydalanmasıydı. Hı hı. Buna da tümüyle katılıyorum. Sütü süt olarak tüketmek istemiyorsanız sütü çok daha yararlı hale getirebilecek süt ürünlerimiz var. Dönüştürebiliyoruz. Ne yapabiliyoruz? Yoğurt yapabiliyoruz, peynir yapabiliyoruz, tereyağı yapabiliyoruz, süt tozu yapabiliyoruz, dondurma yapabiliyoruz veya hayvandan aldığımız sütü daha dayanıklı hale getirmek üzere, raf ömrünü uzatıp insanlara ulaşımını kolaylaştırmak üzere içme sütü yani pastörize süt ve dayanıklı süt haline dönüştürebiliyoruz. İçme sütü deyince ne anlaşılıyor? Yani içme sütüyle diğer süt diyeyim bir farkı var mı? Şimdi en yararlı süt aslında hayvanın memesinden ilk sağıldığı andaki süt. Çünkü hiçbir işlem görmemiş, doğal. Fakat süt insanlar için olduğu kadar mikroorganizmalar için de çok değerli bir ürün. Dolayısıyla sağıldığı anda havadan, hayvanın memesinden, elinizden, çevreden, kullandığınız kaptan bulaşmalar olabilir. Ve o bulaşmalar neticesinde mikroorganizmalar sütte çoğalır ve sütü halk diliyle keser, kesilir süt, değerlendirilemez hale gelir ve bu şekliyle tüketemezsiniz. İçme sütü teknolojisi dediğimiz olay çiğ sütü dayanıklı hale getirmektir amaç. Bu da birinci derecede zararlı mikroorganizmaları yok etmek üzere hedeflenen ya pastörizasyonla ama pastörize sütler 3 gün, 5 gün içinde buzdolabında muhafaza etseniz dahi kesilir. Bunun nedeni sütün zararlı olduğu için değildir. Pastörize sütte zararlı hiçbir mikroorganizma uygulanan ısısal işlem nedeniyle kalmamıştır. Ama içinde yararlı mikroorganizmalar vardır. Buzdolabı koşullarında dahi yavaş da olsa laktozu özellikle kullanır, laktik asit üretir. O ürettiği asit sütün kesilmesine yol açar ama bu süt zararlı bir süt değildir. Ha içemezsiniz. Duyusal anlamda kesik bir süt. Ama biraz daha onu kaynatır, süzerseniz sütün besin öğelerini biz ona çökelek diyoruz. Evet. Kahvaltıda, börekte rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bir de dayanıklı sütler var. UHT süt diyoruz. İşte dayanıklı süt diyoruz. Sterilize süt diyoruz. Bunların içinde yararlı ve zararlı hiçbir mikroorganizma kalmamıştır. Dolayısıyla
Bir de aseptik koşullarda, yani hiçbir bulaş olmadan ve uygun ambalaj materyaliyle paketlediğinizde bu sütü oda sıcaklığında açmadığınız takdirde 6 ay gibi bir süre evet. muhafaza edebilirsiniz. Bu bir mucize değildir. Bu bir katkı eklediğiniz için değildir. Tamamen uyguladığınız teknolojiyle alakalı. Süt harap olmuyor mu? O kadar hızlı bir şekilde ısıtılıp kullanılan alet, ekipman nedeniyle, üniteler nedeniyle o kadar hızlı soğutuluyor ki besin değeri dayanıklı sütlerde çok az harap oluyor. Hı hı. Proteini, yağı, karbonhidratı evet. aynen muhafaza ediliyor. Vitamin ve mineraller ısısal işleme zaten pastörizasyonda da dayanamadığı için azalmalar veya C vitamini mesela yok olmalar meydana evet. geliyor. Ama besin değeri korunmuş oluyor. Benim şöyle bir anım var. Bir çocuk doktoru, kendi kızımın doktoru, profesördü. 6 aylık falandı. Besin önerisinde bulunacak. Sakın dedi kutu sütü kullanmayın. Neden hocam dedi. Onların dedi içinde katkı maddesi var. Bakın bu bir evet. tıp profesörü. Genelde de öyle biliniyor çok değil yanlış. Mi? Evet. Yani tıp profesörü, çocuk doktoru ve beni uyarıyor. O katkı maddesi olduğu için o kadar uzun süre dayanıyor diyor. Hı hı. Bu tamamen yanlış. Uygulanan teknolojiyle ilgili fakat dayanıklı sütü, sterilize sütü açtığınız takdirde hijyeni bozulur, sterilitesi bozulur. Evet. Artık onu buzdolabına almak zorundasınız. Çünkü açtığınız anda havadan bir adet bile mikroorganizma evet. girse çoğalacak gene. Pastörize süt gibi 3-5 gün buzdolabında dayanıklılık sağlar. Daha fazla değil. Evet. Daha fazla. Yani o 6 aylık ömrü açtığınız anda kısalır. Kısalır. Doğru. Evet. Dolayısıyla biz pastörize süt ve sterilize sütlere içme sütü teknolojisi diyoruz. Hı hı. Ve sütün ticari anlamda kullanılan formu budur. Evet. Ya, peki buyurun. Lafınızı kesiyorum kusura bakmayın. Piyasadan aldığımız veya köylerden ya da çiftliklerden aldığımız taze sütü biz kendimiz evde aynı ısıtma işleminden geçirdiğimizde gene aynı veriler oluşuyor mu yoksa daha mı düşük alıyor? İçme sütü teknolojisinde yaşadığımız, karşılaştığımız en büyük problemlerden biri bu. Yani eski deyimiyle sokak sütçülüğü o biraz daha modern oldu. Şimdi torbalarda evet. soğuk zincir korunarak çiğ sütler ulaştırılıyor. Ben açıkçası evlerde sütün besin değerini koruyarak ısıtma işleminin başarıldığına inanmıyorum. Hı hı. Çünkü açık kaplarda evet. yani ocağınızda tencereyle bir kaynatma uyguluyorsunuz. Doğru. Ve denetimsiz bir kaynatma. İşte bu şekliyle süte verdiğiniz zarar ve harabiyet benim size söylediğim pastörize, şişe veya kutu, sterilize, hı hı. dayanıklı sütlerde meydana gelen harabiyetlerden çok daha fazla. Ya, en basiti yakıyor, dibi tutuyor, yanık kokusu oluşuyor. Duysal anlamda süt evet. gibi kokmuyor. Harabiyetinin ölçüsünü bilemiyor. Proteinini ne kadar denatüre etti. Yağ bir şey olmaz. Kaynattığınızda protein üzerinde özellikle laktoz da karamelize olur. Sütünüzün rengi bir koyulaşır. Evet. Ondan yoğurt yaptığınızda benim niye bu kadar rengi koyulaştı, bembeyaz olmadı dersiniz. Ben açıkçası bu şekliyle çiğ sütün evlerde işlem görmesine de karşıyım. Üzgünüm ama karşıyım. Evet. Peki süt ürünlerini neden tercih etmeliyiz? Demin öyle bir şey söylediniz. Araya giremedim. Ve nelere dikkat etmeliyiz? Evet. Süt ürünlerini neden tercih etmeliyiz? Dediğim gibi besin değeri açısından değerli süt proteini, kazein içeriyor, kalsiyum içeriyor. Evet. Kalsiyum kemiklerimiz açısından çok değerli. Sütü ya pastörize, sterilize süt olarak tüketebiliyoruz. Ben öyle tüketmek istemiyorum dediğinizde çiğ sütü yine uygun işlemlerle peynire dönüştürebiliyorsunuz. Hı hı. Peynirde bu sefer süt proteinini miktarsal olarak suyu uzaklaştırdığınız hı hı. için artırmış oluyorsunuz. Yani peynir önemli bir protein kaynağı haline geliyor. Yağı da içinde hı. süt yağını da bünyenize almış oluyorsunuz. Süt yağı çok değerli. Şunu da söylemek istiyorum. Yağsız peynir diyetlerde. Evet. Yağsız peynir.
Oysa süt yağı çok değerli bir yağ. Yani bir parça peynir ne kadar yağ içerebilir? Ondan gelecek fayda çok daha fazla. Bunları çok yersiz ve yanlış buluyorum. Lütfen diyet anlamında da peynir tüketecekseniz yağsız değil, yağlı peyniri tercih edin. Oradan alacağınız süt yağı, süt yağı sadece sütten gelen bir bileşen. Biliyorsunuz en yaygın da tereyağı. Doğru. Ama biz içme sütünde, yoğurtta, peynirde tam yağlı olmak kaydıyla süt yağı alıyoruz bünyemize. Hı-hı. Ne katıyoruz bünyemize? Süt yağı doymuş ve doymamış yağ asitlerini çok dengeli içeren bir bileşen. Süt yağı vücut sıcaklığında erimiş halde bulunan bir bileşen. Yani damar sertliğine yol açtığı tabii ki abartmamak koşuluyla doğru değil. Çünkü vücudumuzda erimiş halde bulunan bir yağ. O nedenle peyniri bu anlamda çok öneriyorum. Kalsiyumca zenginleşiyor, proteince zenginleşiyor ve süt yağı anlamında da bizim için önemli bir kaynak haline geliyor. Sütü yoğurda çevirdiğimizde yoğurt bambaşka bir ürün. Evet. Neden? Çünkü sütten yoğurt yapabilmek için içine mikroorganizma ilave ediyoruz. Nasrettin Hoca'nın yoğurda gölümü, maya çalması gibi. Hani halk ifadesiyle maya, teknolojide kültür ekliyoruz. Bu eklediğimiz iki mikroorganizma var. Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus. Dünya çapında bilinen iki mikroorganizma. Bunlar son derece yararlı mikroorganizmalar. Süt pastörize edildikten sonra bunları ilave ediyoruz ve uygun sıcaklıkta 40-42 derecede 2-3 saat bunlar bu sıcaklığı çok seviyor ve çoğalıyor. Sütü özellikle de laktozunu kullanarak proteinleri çöktürüyor ve yoğurt oluşuyor. Şimdi peynirde sütün suyu uzaklaşır. Evet. Yapımında. O suyla birlikte bir miktar yağ kaçışı olur, laktoz gider, mineraller de ayrılır. Suda çözünen mineraller, bir miktar vitamin de kaçışı olur peynir altı suyuna. Ama en önemlisi peynir altı suyu proteini dediğimiz proteinler de kaçar peynirin suyuna. Evet. O suyu kaynatırsanız çöken şey ise lordur. Lor peynir altı suyunun uygun sıcaklıkta biraz da laktik asitle pH'sı düşürülerek elde edilmiş bir üründür ama bileşimindeki en önemli şey serum proteinleri dediğimiz sindirilebilme yeteneği çok yüksek ve insanların beslenmesinde diyetetik öneme sahip proteinlerdir. Loru atlamayalım bu arada. Evet. Şunu söylemek istedim. Yoğurtta ise bu serum proteinleri de bünyededir. Peynirdeki gibi ayrılmaz evet. Ve yoğurt bu anlamda sütün tam bileşimini hem içerir hem de çok yararlı mikroorganizmalar da içerir. Bu mikroorganizmalar bağırsak floramıza yerleşir. Bunlar kanıtlanmış çalışmalar. İnsan ömrünü yoğurt tüketiminin uzattığı bu nedenle bağırsak floramızın çünkü bu iyi huylu mikroorganizmalar yerleşince patojen mikroorganizmalar çok yer tutunamıyor ve bağırsak kalitesi çok önemli insan sağlığında. İnsan ömrünü uzattığı söyleniyor. Evet. Bu anlamda yoğurt çok değerli. Yani bunu önemsiyorum. Veya yoğurttan yapılan ayran tüketmek de aynı şekilde çok değerli. Belki sulandırıldığı için besin değeri biraz seyreliyor ama aynı şekilde bütün besin maddelerini içeriyor. Tereyağı başlı başına bir mucize. Demin dediğim gibi. Tabii ki yağdır. Beslenmemizde abartırsak miktarını kilo aldırabilir ama faydası da inanılmaz çoktur. O yüzden miktarını abartmamak koşuluyla ama asla yağsız süt ürünü tercih edilmesinden yana değilim. Peki mesela tereyağı veya yoğurt veya peynir. Şimdi dedik ki yağsız peynirleri almayın. Tercih etmeyin dedim. Evet. Peki bunların karbonhidratlarla mesela bir dilim ekmek üzerine sürülmüş bir diyet peyniriyle normal peynir arasında bir etkileşimi oluyor mu? Yani bünyede farklı bir şey yapar mı bunlar? Demin dediğim gibi bu konu beslenmecilere ait bir konu. Tamam. O kadar o konu iddialı değilim. Yani o konuda bir şey diyemem. Evet.
Onu onlar açıklasınlar. Ama benim önerim sütün normal haliyle tüketilmesi. Yani etiketlere baksınlar. Evet. Süt olarak veya süt ürünü olarak. Evet. Yani yarım yağlı, yağsız. Ben tercih etmiyorum. Tam yağlı alıyorum. Evet. Hem duysal anlamda yağ çok hoş bir aroma veriyor. Şimdi yağsız bir beyaz peynir kireç gibi oluyor. Doğru. Yağsız bir yoğurt biraz yavan oluyor. Biraz değil, yavan, bana öyle geliyor. Yağsız evet. Süt de öyle geliyor. Dolayısıyla bundan kendilerini ve çocuklarını mahrum etmesinler derim. Peki yoğurt ne kadar sürede bozuluyor? Bozulur mu veya? Ha, çok güzel bir şey sordunuz. Bu bunu özellikle belirtmek istiyorum. Evet. Şuradan başlayayım, tersten başlayayım. Öğrencilerime söylediğim bir şey vardı. Markete gittiniz. Aferin, bilinçli tüketicisiniz. Ne yapıyoruz? Hepimiz hemen ambalajın üstünde son kullanım tarihine evet. bakıyoruz. Bugün ayın 12'si. Bakıyorum 13 Eylül'de son kullanım tarihi yoğurdum. Onu hemen bırakıyorum. Yanda 15-20 Eylül olanları tercih etmeye çalışıyorum ya. Ülke ekonomisi açısından rica ediyorum. Bu çok önemli. Çok çok önemli. Yoğurdun tabii ki bir son kullanım tarihi koymak zorundalar evet. üreten firma. Ama yoğurtlarımız artık kullanılan kültürlerden ötürü, asla katkıdan ötürü değil. Hı hı. Kullanılan kaliteli de demeyeyim, daha geliştirilmiş kültür mikroorganizmalardan ötürü daha yavaş ekşiyor. Anladım. Dolayısıyla 12-13'ü yazıyorsa lütfen o akşam sarımsaklı yoğurt yapacaksanız, cacık yapacaksanız, bir iki gün içinde o yoğurdu kullanacaksanız onu rafa bırakmayın. Hı hı. Alın ve tüketin. Onun 3-5 gün daha, hatta bazıları ekşi seviyor. Alın, onun 3-5 gün daha raf ömrü var. Yani 10 gün daha var. Ekşir. Evet. Ha, sonunda da küflenir. Yeşil yeşil küflenir. Hı hı. O da kapağı açıp kapamanızdan, buzdolabınızdan küf görmüyoruz ama küflerin evet. içine yerleşmesinden üreyebilir. Bunlar da zararlı değil. Çoğu zararlı değil. Yani hı hı. ben kendim tüketirken o kısmını açıkçası, yani üstteki evet. yeşil, altı normalse tüketiyorum. Hani bunlardan böyle çok imtina etmemelerini hı hı. istiyorum. Buradan başladım. Sorunuz neydi? Çok heyecanlandım. Sondan başladım. Başını unuttum. Yoğurt bozulur mu? Ne kadar sürede bozulur? Yoğurtların artık dayanım ömrü uzadı. Bu kullanılan teknoloji ve kullandığımız kültürden kaynaklı. Bozulur mu? Yoğurt ekşir. Eğer temiz bir buzdolabı ortamınız yoksa, temiz koşullar, kaşık, el, özensiz seniz, içinde patojen mikroorganizmalar zorla da olsa belki gelişir. Çünkü yoğurt gerçekten iyi bir antimikrobiyaldir de. Çünkü evet. mikroorganizma içinde yoğunluğu çok. Yararlı mikroorganizma, onlar savaşır da biraz. Dolayısıyla yoğurdun bozulmasından anladığım benim artık bu modern teknolojide ekşimesi. Biraz da küflenebilir, evet. kükreyebilir. O da gene buzdolabının soğukluk koşullarından, yani o keyfe keder, tüketmek istemiyorum derseniz tüketmeyin. Ama son noktasına kadar ya onu ayranlı çorba yapın, ya kaynatın, süzün. Yani evet. her şeyinden faydalanın, atmayın derim ben. Peki ev yoğurduna gelince nasıl oluyor? Çünkü ev yoğurdu şöyle oluyor, bence o da olmuyor. Yani çok özür evet, dilerim yani ama. Evde peynir yapımı var. O ne kadar sağlıklı ya da sağlıklı mı değil mi? Evde peynir yapabilmek için çiğ sütten yararlanmanız evet. lazım. Eğer zararlı mikroorganizmaları yok edeyim diye kaynatır, soğutur ve mayalarsanız, aa peynirim olmadı diyorlar, olmaz. Çünkü peynir sütünü kaynattığınız zaman içindeki kalsiyum kazeinat dengesi, proteinin yapısı değiştiği için onun içine biz sanayide tuz takviyesiyle dengeleriz. Sodyum kazeinat ilavesiyle. Bunu evde temin edemezler. Onlar için tek şans vardır. Ilıtıp, yani o riski göze alacak. Evet. Ilıtıp peynir mayasını eczanelerden falan temin edebiliyorlar. Mayalar ama bu şekliyle elde ettiği çiğ sütten elde edilmiş peynirdir. Taze peynirdir ve pastörize edilmemiş peynirdir. Bana göre risklidir. Yani tabii de taze peynirde üreyen başka mikroplar da oluyor.
Peynir zehirlenmeleri çok riskli. Eğer patojenler geçtiyse, siz onu pastörize edip yok etmediyseniz, brusella ölüme evet. kadar götüren zehirlenmeler olabiliyor. Evet. O yüzden taze ve çiğ süt peynirleri çok riskli ki bazen pazarda satılanlar ne yazık ki bu riski içeriyor. Yalnız şöyle bir durum var. Çiğ sütten peynir yapabilir evinde. Onu açıklamış olayım. Salamuraya bırakır. 3 ay kapalı bir şekilde uygun sıcaklıkta 10 derecelerde muhafaza eder. 3 aylık o olgunlaşma sürecinde patojenler tuzlu salamuradan ötürü yok olur. 3 ay sonunda. Buna biz olgunlaşmış peynir diyoruz. Hem tadı aroması gelişir hem de içindeki zararlı mikroorganizmalar yok olur ama 3 ay beklemesi gerekir. Yani evde peynir zor. Riskli. Kaliteyi tutturmak evet. da zor. Risk evet. taşıması açısından da zor. Peki süte geri dönersek. Şimdi bazı insanların hatta çocukluktan, bebeklikten gelen bir süt alerjileri oluyor. Ama o süt alerjisi tamam o sütü içemiyorlar. Ama süt ürününü kullanabiliyorlar. O alerji süt ürünlerinde de geçerli olmuyor mu? Yani sadece süt tek başına süt mü alerjiyi yapıyor? Şimdi sütte laktoz dediğimiz süt şekeri %4.7 gibi bir oranda mevcut. Yoğurtta yoğurt yapan mikroorganizmalar laktozu kullandığı için laktoz oranında elbette düşüş var. Daha azalıyor. Peynirde laktoz suda çözündüğü için peynir altı suyuyla ayrılıyor. Hemen hemen hiç yok. Dolayısıyla evet sütte alerjisi olan peyniri çok rahatlıkla daha rahatlıkla tüketebiliyor. Yoğurdu da laktoz miktarı azaldığı için süte göre daha tölere edebiliyor. O yüzden hani buna çok şaşırmamak lazım. Berna Hanım çok teşekkür ediyoruz bu akşam. Ben teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur inşallah. Hani evet. burada en doğal halimle, en anlaşılabilir halimle olmaya çalıştım. Sürçülisan ettiysem affola. Bizim de istediğimiz oydu. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Programlarımızı sağlıklı beslenme üzerine devam ettirebilirsek de çok mutlu olurum. İnşallah gelen tepkilere bakalım. Memnun kalınırsa olabilir tabii. İnşallah. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar.